Ürüncek abi. Ürüncek. Ahmet Çakar'a ağza alınmayacak küfürler savuruyor. İnanılır gibi değil. Ahmet Çakar ne giyecekmiş? Onun anı... Aynen Ürüncek. Ürüncek abi. Ürüncek. Aydemir Akbaş fütursuzca konuşmaya devam. Onun anı... Erman'ın yaptığı bu, Ahmet Çakar'ın yaptığı bu, onun yaptığı bu. Lan bunlar soytarı. Lan bunlar para peşinde koşuyor. Var mı lan böyle sahtekarlı? Şaşırmışsınız, şaşırmışsınız. Akıllarınızı kaçırmışsınız. Bence siz kesin takılmışsınız. Şaşırmışsınız, şaşırmışsınız. Bir manken yürürken elbisenin açılması ya dikişinde bir hata vardır. Veyahut da dediğiniz gibi kasıtlı olarak yapılmıştır ki ertesi gün gazetelerde kendine promosyon yapsın diye. Dünyada böyle bir şey yok ki. İşte yok işte. Dünyada senin o resmini gazete ertesi gün almaz ki. Vallahi iyi adam lafın üstüne geliyor. Ben CNN'deydim. Kusura bakmayın. Gel, gel otur. VTR'yi izliyordum. Gel. Bir şey doğru yani. Ya elbise kötüdür ya manken kötüdür ama. Ben biliyorsunuz Sayın Ecevit'in kafasına bir anayasa gelmişti. Size de bunu vereyim ki biraz konulara daha... Bir şey söyleyeceğim, bir dakika şunu da ver. Ben burada konuşurken içeri girip de benden müsaade almadan konuşmamı niye kesiyorsun? Bana içeri girmemiş. Hayır hayır. Benim gıyabımda konuşuyorsun. Bir şey söyleyeceğim Barbaros. Ama mikrofonumu elimden al şimdi, al mikrofonu. Kesmiyorum. Siz çok iyi. Ama elimden bu şekilde aldığınız şey başka bir şey değil. Mikrofon bu kadar hızla sarılmayın buna. Bir şey söyleyeceğim, ben niye sarıp sarılmayacağımı biliyorum. Evde de konuşmuyoruz, ekran karşı. Efendim Ayşe Bey, sizi dinledim. Ol. Eğlencelik çekirdek gibi benden bahsediyorsunuz. Yeni yetme olduğumu duydum biraz önce gittiğimi. Siz yeni hatırlıyorsunuz yeni ki yeni bir gün havaalanında karşılaştığımızda bir arkadaşımız Mikonos'a tatile gidiyordu. Ben Paris'e gidiyordum o sıcakta. Ama ben sizi Ayla Algan'la, Güngör Bayrak'la olan yıllarınızdan beri takip ediyorum. Siz de benim moduya giriş tarihlerim endeksli. Ben 50 yaşındayım. Siz 60 yaşındasınız. Aramızda daha 10 yaş var. Daha fazla. Neyse ki biraz kibarlık yapayım o zaman. Şimdi kendini müdafaa etmeye gelmişsen sıran geldiği zaman konuş. Parayla değil, sırayla yani. Sırayla. Çünkü burada konuşan bir insan var, bir şey anlatıyor. Evde değiliz. Evde olduğu zaman sus herkesin diyorum. Herkesin evindeyiz. Hayır efendim, hayır, biraz saygılı ol. Efendim siz bana benim ilk oğlum, geldiğinizde bakın bana... ben 17 yıl önce Yıldırım Ayık'ta başladığımda, çalışmaya başladığımda siz hatırlayacaksınız. Yine bir bizim meslektaşımız sizi yolladı. Ben içeri odadaydım. Siz Yıldırım Bey at bu oğlanı, bu senin başına bela olacak dediniz. Ben mi dedim? Beni işten attırmaya hayır geldiniz. Hayır efendim. Beni görünce hayır. Şok geçirdiniz. Hayır bir efendim, nereden çıkarıyorsun bunu? Yalan Yıldırım, mı söylüyorum? Yalan söylüyorsun. Canlı yayın... Yani orada yalan şeyler söylenmesi benim çok zoruma gittiği için aradım. Hayır yalan söylemiyorum. Yanımda mıydın bir, sen ben yaşadım? Ben seni tanımıyorum hem. Hanımefendi siz doğruları söyleyin o zaman. Kimsin yani, sen? Sizin, kardeşi misin? Sizin... Dostlarından biri misin? Kimsin onu söyle. Niye ismini vermiyor? Yes. Burada Durdu Hanım'ın söyleyip de doğru olmayan şeyler var mı hanımefendi? Sizin söylediğiniz. Yani ben onu internetten tanıdım, telefondan tanıdım. Seni yoldan bulduğu bir bayansın sen, daha ben ne diyeyim size? Aa, yanındaki nereden bulmuş peki? Şoför arkadaşı tanıştırmış. Yanındakini şoför arkadaşının dostuymuş. Söyleyeceğim bak otur bak bir şeyim. Eğer biraz sakin olursan Aydın Bey'le şu meseleyi konuşacağız. Ne zaman gelip bu babalık testini yapacağız? Ama biraz sakin ol. Saklamasın kadın. Yani beni bağırma. Biraz sakin ol. Kadın eteğine sakla. Biraz sakin ol. Erkek kuru burada olmayan kök gibi.
Biraz sakin olan bak. Durdu abla bak, sakin ol, bir şey söyleyeceğim. Böyle devam edersen... Bak bu şekilde devam edemeyiz. Namuslu ordu! Bir dakika telefonu alalım. Telefonu bir dakika alalım. Kim getirdin bir kadın? Tamam telefon, telefonu kapattı şu anda. Telefonu kapattı. Ben namuslu soruyorum. Durdu abla bak, böyle devam edemeyiz. Durdu abla, böyle devam edemeyiz bak. Sakin ol, konuşacağız. Soruyorum sana. Biraz sakin ol. Soruyorum. Bak sakin ol. Soruyorum. Yoksa devam edemeyiz. Programı bitirmek zorunda kalıyor. Kaç tane kişi tanıyor beni? Ablacığım tamam otur. Benim hiçbir zaman haber olma ihtiyacım olmadı. Olmadı Ece, özel misin? Beni kendine karıştırma. Polis gittikçe karışıyordu. Canlı yayın arasındaki bu gerilim giderek tırmanırken Ece Gürsel başladı tartışmaya. Benim de Ece ile problemim var. Paşam da beni sevdiği için yanlışlıkla Ece'nin söylediği cümleye... Onun da bir problemim de, yok. Bak, bir şey söyleyeceğim. Ben de... Tam bu esnada filmin koptuğu an yaşanıyor. Atilla Taş geliyor Magic Necmi ve Ece Gürsel'in yanına. Necmi konuşamadım, gene geldi ya. Yok gene konuşma. Sen konuşunca ortalık sarıyor. Bak. İnsanları fark etmeden provoke ediyorsun. Burada çok büyük kavga olabilirdi, yapma. Herkes rahatsız senin provokelerinden. Açık söylüyorum bak, şaka yok. Şaka maka yok, kakarak ikili bir yere kadar. Çıkarma adam o. Ve işte o an sert bir yumruk darbesiyle Magic Necmi'ye saldırıyor Atilla Taş. Oğlum dalarım sana. Dalarım. Ne yapıyorsun? Necmi! Atilla! Necmi abi. Yeni yumrukla sersemleyen Magic Necmi neler olup bittiğini anlamaya çalışırken Atilla Taş hala öfke kusuyordu. Artık drama getirdi yani, birkaç gündür ses etmiyoruz. Bu kadar kompleksli bir adam ben hayatımda görmedim. Herkese burada kızlara çok ayıp laflar söylüyor. Herkesin anası var, bacısı var, namusu var, anladın mı? Herkese burada hani affedersin bir kızın, affedersin bir şeyi kaldı yani. Neler söylediler herkes hakkında. Ya kimse namus insan değil mi? Biraz efendi olacaksın. Reklam için de bu kadar şey yapılmaz. Ben bulunurum, ben böyleyim. Şimdi bebeğe borcun var. Bebeğe evlatlık vermek istiyorsun. Borcunu ödeyecek. Karşında borcunu ödeyecek, para alacaksın evlatlık verdiğin aile. Daha sonra çocuğunu ha. İstemeyecek misin? Yani bu... Uğur Bey, şu kadını konuştum Allah aşkına ya. Şunu konuştum Allah'a seviyorsan ya. Ben ne yap, bebeğe baktım. Çekil git oradan ya. Bu yanlış olur böyle bir şey ya. Çekil oradan. Yanlış olur. Çekil oradan sen. Tamam, sakin ol ablacığım, sakin ol. Dur bakalım, sakin ol. Çocuğumu nasıl satıyorsun sen ya? Dur sakin ol ablacığım. Ya Allah aşkına dur ya. Allah'ın duysun dur ya. Abla yapma bir dakika. Bırak kızı bu kıvamında. Sakin ol ablacığım. Ya Allah aşkına dur ya. Allah'ın duysun dur ya. Abla yapma bir dakika. Bırak kızı bu kıvamında. Hayvan ola hayvan. Hayvan ola hayvan. Otur abla. Çocuğunu setmeye git. Nasıl annesin? Abla abla. Sakin ol biraz sakin. Yüzsüz köpek. Yüzsüz köpek. 15 senedir uğraşıyorum. Seni gebertirim git dedim. Çocuğumu satacağım diyor, borcumu ödeyeceğim diyor. Yardım istiyor. Tamam. Yardım. Tamam. Hayır. Sakin ol. Hayır. Çocuğumu satacağım diyor, borcumu ödeyeceğim diyor. Ekmek dilenirim, yine ona bakarım ben. Şimdi... Pop çıktığı zaman şöyle düşündüm. Dedim ki şarkı söylemesini bilmeyenler böyle şarkı söylüyor. Yapmayın abi. Vallahi billahi. Çok ağır girdim. Çok ağır girdim. Evet. Erkeklerin içerisinde de sanıyorum... Üç kişiden biriyim. Ne diyordular size? Ben Okan'ın yerine ben sorayım. Barış abinin parçası vardı. Adam olacak çocuklar. Evet. Kara Mürsel Sepeti mi geldiniz bilmem. Bir dakika siz sıranızı bekleyin falan gibi. İlk soruyu soran bendim. Yine en büyük ivmeyi yapmış ve genç olan insan olarak. Abi sen burada bizi yeriyor musun? Yoksa bizi onore mi ediyorsun? Ben anlamadım dedim. Benim yine o zamanki arkadaşlarım var. Bir sürü burada şu anda adını zikretmeme gerek olmayan. Onlar dediler aa olur mu? Barış abi bizi onore etmek için bu parçayı yaptı. Peki demiştim o zaman ben de. Nur içinde yatsın. Benim klibim de Barış abi çekmişti bu arada. Öyle bir anekdotumuz var ama önemli olan şu. Ben dedim Lale ki, Manço değil midir? Lale Manço ile başladık. Gece saat 12'de Barış abi geldi. Şu meşhur kafa düzeltme hareketi arabanın içinde, arabanın kapısının içine beni oturtup hadi Tayfun'cum dans et dedi. Şimdi arabanın içerisinde fazla yapılacak bir şey olmadığı için ben de hareket etmeye başladım. Genelde biz grubumuzu yani müzik yürüyüşümüzü şu harekette almaz mıyız bütün müzisyenler? Bunu yapalım arkadaşlar? Siz o harekette mi alırsınız abi? Abi ben... oy biz emine falan. Nedir bu? Evet. Ben bu muhabbetin ağzı nasıl işte? Ben ne anlatayım onu? Bana dürüst biz bir daha kusura bakmayın. Sanırım siz biraz şaşırmışsınız. Şaşırmışsınız yarı boş bardağa taşırmışsınız. Sanmam düşünüp taşınmışsınız. Şaşırmışsınız.